Kabarcıklarımızı şu anda 8 liradan satıyoruz. Marketlerde 14-15 lira civarı. Ama tabii ki nakliye giderlerini falan bilmesinden dolayı normal karşılıyoruz biz. Biz de istemiyoruz bu fiyatlara çıkmasını. Yani köylü olarak 8 liraya kabarcık satmak tabii hoşumuza gidiyor ama alıcıyı da düşünüyoruz tabii ki. Bu fiyatları böyle yüksek olmasını biz de istemiyoruz. Ama şu var. 11. ayda bu kıvırcığı biz 1 liraya satamadık. Kimse de demedi ki ya sizin ürününüzün hakkı 2 lira, 3 lira. Niye ucuz satıyorsun demedi. Yani daha ucuz almaya çalıştılar. O yüzden yani bu bizim elimizdeki olan bir şey değil. Başta da bu sene Amasya'daki seraların kardan dolayı çökmesinden dolayı kıvırcık ekilişi yapılmadı. Adana'ya, Antalya'ya yine soğuk vurdu. Ondan dolayı yani kıvırcık fiyatları yükseldi. Ya, genel olarak yeşillik fiyatları çok yüksek. Yani teredir, rokadır, dereotudur, yeşil soğandır bunlar hep yüksek. Dışına gönderiyor musunuz? Tabii ki biz bugün mesela Sivas var, Ordu var. Trabzon'a mal yapıyoruz. Bizimki hep yıl dışına gidiyor Ya 8 ürünlerimiz. liradan buradan siz gönderiyorsunuz. 8 Buradan liradan fark kıvırcığı ediyor. gönderiyoruz. 3 liradan yeşil soğanı gönderiyoruz. 2 liradan tere rokayı gönderiyoruz. İşte 2 liradan yine kuzu kulağını gönderiyoruz. Artık yani Ordu'daki tabii ki biraz daha yüksek fiyata satar. Niye? Buradan Ordu'ya götürmek biraz daha maliyet biner ama Sivas'taki biraz daha düşük satılır. Vadeli 11 mi? Marul çiftçinin yüzünü güldürdü. En azından bu memlekette güldürdü. Ha, tabii ki Türkiye genelde bir pahalılık var ama şimdi her üründe pahalılık var. Demir fiyatları 8-9 liraydı, 17 liraya çıkmış. Yani çiftçinin malı da birazcık paresin yani.